Arkadaşlar merhaba. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar. Bugün ekipten yanımda Ramazan var. Ramazan nasılsın? İyiyim, seni sormalı. Sen nasılsın Fatih? İyidir, süper. Bugün TED serimizin kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünün konusu Mobile Development. Konuşmacımız Reaktif şirketinden Yusuf Göksu. Kendisi yazılım mühendisi. Mobil kısmında çalışıyor. Eğer hazırsak, herkese geldiyse Yusuf abiyi de canlı yayın alalım. Biraz konuşalım onunla. Nasıl gidiyor? Hoş geldin abi, iyi akşamlar. Hoş Hoş bulduk. geldin abi. Selamlar. Hoş bulduk. Selam. Selamlar. Nasılsınız? İyidir abi, sana İyiyiz abi. sormalı. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün bahsettiğimiz gibi mobil kısmından bahsedeceğiz. Aslında çok teknik değil de mobil development'ın biraz genel kısımdan bahsediyor olacağız. İstersen abi sen biraz kendinden bahset. İzleyiciler de hem tanış olsun. İşleyeceğimiz konulardan bahset. Sonra biz arka planı geçip sonra beraber sana bırakalım sahneyi. Tamam. Ben Yusuf Göksu. Reactive şirketinde 2,5 seneye yakın mobil developer olarak çalışıyorum. Orada ürünler geliştiriyoruz. Baştan sona ürün geliştirme, işte App Store Optimization gibi bazı hizmetler sunuyoruz. Tabii çok farklı teknolojiler kullanıyoruz burada. İşte TypeScript'ten tutun da Flutter'a kadar işte React Native'e kadar farklı farklı teknolojiler kullanıyoruz. Ya bunları özet geçmek gerekirse cutting edge teknolojiler deniyor zaten. Bu konularda hizmet veriyoruz. Fakat son dönemde cloud mobile yöneldik. Ne demek bu? Cloud teknolojilerini kullanarak yani bulut teknolojilerini kullanarak mobil ürün geliştirme danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Müşterilerimiz dünya çapında işte Singapur, İsveç, İsviçre, İngiltere, Amerika ve Kore gibi ülkelerde. Bu şekilde. Süper. O Çok iyi zaman abi. biraz kendimizden bahsettiğimize göre sunumu alıp abi ekranı paylaşırsan moderatör arkadaşlar ekranı versin. Biz de o sırada arka planı geçip devam edelim bu şekilde. Bu arada bakıyorum chat'e gelen arkadaşlarımız da var. Burcu gelmiş, Mustafa gelmiş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi biz arka planı geçelim o zaman abi. Sana iyi yayınlar diyoruz, iyi sunumlar diyoruz. Herhangi bir şey Söyleyeyim. olduğunda Okey. geliriz. Ekranım görünüyor mu şu anda? Şu an net, Evet, evet evet şu an gözüküyor. verdik yayın, evet. Tamamdır, süper. Tamamdır abi, sahneyi sana bırakıyoruz. Biz de arka planı geçelim o zaman. Bugün evet. Bugün mobile app development üzerine konuşacağız. Fakat burada sadece teknik tarafıyla değil, baştan sona hem biz nasıl ürün geliştiriyoruz hem de bizim tecrübelerimizden sizler nasıl ürün geliştirebilirsiniz? Biraz bunlar üzerine konuşacağız. Öncelikle ben buraya ancient yani antik mobil uygulama geliştirme demek istedim. Çünkü güzel bir örnekle başlayacağız. Öncelikle ben yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Reactive şirketinde ve yurt dışında takımlara ve şirketlere yüksek kaliteli ve hızlı son teknolojileri kullanarak danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Bir developer mobil uygulama geliştirmek istiyor ve orada ne yapması gerektiğini bilmiyor. Her şey bir hikayeyle başlar ve bizim hikayemiz de bu şekilde başlıyor. Ve biz buna freshman year yani ilk başlangıç aşaması diyoruz. Taze developer'ımız. Ve burada ilk başta mobil aplikasyon yapmak istiyor ve bunu yapmak istemesinin asıl sebebi de zengin olmak istemesi. Birçok yeni yazılımcı arkadaşların, öğrencilerin hayali işte bir app yapalım ve o app'ten para kazanalım. Daha sonra developer çok heyecanlı ve bir şeyler başarmak istiyor hızlı. Çünkü o app'i geliştirmenin cazibesi onu çok çekiyor. Bunu yaparken de hemen internete giriyor ve en iyi programlama dili mobil app development için nedir diye aramaya başlıyor. En iyisi nedir, ne yapmalıyım gibisinden. Daha sonra Facebook'taki ve Facebook Discord gibi mecralardaki
sonu gelmez tartışma gruplarına katılıyor. Nasıl app yapabiliriz? İşte nasıl para kazanabiliriz? Daha sonra internette bazı kitapları arıyor ve tutorial'ları, yani ona basic yol gösteren bazı kaynaklara bakıyor. Ve saatlerce farklı farklı videolar izliyor. Bu mobil app yapıp bundan para kazanan insanlardan. Fakat iş sanıldığının aksine bu şekilde gitmiyor. Ve developer'ımız bir süre sonra yolunu kaybediyor. Ve en önemlisi motivasyonunu kaybediyor. Çünkü her şey bir motivasyonla başlıyor. Ve bunun devamında da yapmak istedikleri onu takip ediyor. Öncelikle bir şeye başlamak için Mars'a bakmanıza gerek yok. Yani çok uzaklara bakmayın. Çok basit bir teknik var ve bu teknik son yıllarda zaten çok hype. Hatta şu anda popülaritesini de kaybetmek üzere. Yeni yeni akımlar var. Fakat bu benim çok sevdiğim bir teknik öğrenmek için. Lean Startup metodolojisi. Bu nedir? Öncelikle bir şey inşa ediyorsunuz. Daha sonra onu ölçüyorsunuz. Daha sonraysa ölçtüğünüz datalardan öğreniyorsunuz. Şimdi görünürde çok basit aslında. Build, measure and learn. Yani inşa et, ölç ve öğren. Hemen inşa etme aşamasına bakalım. Şimdi inşa etme aşamasında baştan sona aslında 6 adımımız var. Bu 6 adım öncelikle fikir üretme ve o fikri valide etme, yani geçerliliğini test etme. Daha sonra uygulamayı dizayn etmek, daha sonra uygulamayı geliştirmek, test etmek, yayınlamak ve bunun marketingini, yani analizlerini yapmak ve bu bir cycle içerisinde tekrar ettirmek, improvement, yani geliştirme yapmak. Şimdi öncelikle fikir bulmak ve onu test etmekten başlayalım. Öncelikle bir probleme ihtiyacımız var ve o problemi herhangi bir teknikle, metotla çözmemiz gerekiyor. Şimdi burada örnek olarak problem, Airbnb örneği aldık. Airbnb ne yapıyor? Ev sahipleriyle ev arayan insanları buluşturuyor. Yani problemimiz ne burada? Seyahat edecek insanlar için, tabii daha geniş Airbnb ama burada daha basit tuttuk. Seyahat edecek insanlar için kısa süreli ev bulma problemi. Şimdi bunun için nasıl bir çözüm üretebiliriz? Bir marketplace, yani pazar yeri uygulaması geliştirebiliriz. Ev sahipleriyle evi arayan insanları buluşturulabilecek bir marketplace. Ve bu sayede fikri bulduk, fikri yarattık ve onu valide ettik. Bu arada validation kısmı, yani onu test etme kısmı aslında bir süreç. Burada sadece çok basit anlamda problemi çözen bir çözümüm var mı diye bakıyoruz. App'i dizayn aşaması. Fikrimiz var. Bir mobil app yapmak istediğimizi biliyoruz. Çünkü o problemi bir mobil app yaparak çözeceğimizi zaten söylemiştik. İkinci aşamaya geçtiğimizde, yani app'i tasarlama aşaması bizim için bir zor bir kısım. Burada milyon tane kategori var. İşte app'i ilk başta nasıl çizebilirim? App'i çizerken işte hangi best practice'leri, yani en çok izlenen, en başarılı yolları izleyebilirim gibi düşünebilirsiniz. Fakat yine burada çok basit bir yöntem belirlememiz gerekiyor. O da wireframe'ler. Yani siz probleminizin çözümünü çok basit bir şekilde, sanki kağıda çizermişçesine çiziyorsunuz. Ve bu çiziminizde bir flow, yani bir akış meydana geliyor. Nedir bu? İşte işte Airbnb gibi marketplace yapacağız demiştik. Aslında tam marketplace değil ama örnek üzerinden devam ediyorum. Burada neye ihtiyacımız var? İnsanların üye olmasına ve o üyeliklerini valide etmelerine ve giriş yapmalarına ihtiyacımız var. Bunu yaparken de bizim bir kayıt ol ve giriş yap sayfasına ihtiyacımız var. Ve bu wireframe'de şunu yapabiliriz. İşte sign in, sign up sayfaları. O flow'larda da işte mesela sign up'ta şöyle bir yer gelecek. Burada şu butonlar olacak gibi.
hepsini sırasıyla çizebiliriz. Ve bu bize aslında fikrimizi gerçekleştirmekte büyük bir adım atmamızı sağlayacak. İkinci aşama, biz basitle başladık. İkinci aşama ise wireframe'i gerçek bir tasarım haline getirme. Bu tasarım haline getirme de Zeppelin, Figma ya da Adobe XD gibi tool'lar ile profesyonelce yapabilirsiniz. Burada özellikle Figma'yı şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü o wireframe'de çizdiğiniz akışları aynı burada daha kalitelisini, görsel olarak daha kalitelisini çizerken bir yandan da prototipleme, yani arkada bir backend olmadan, bir kod yazmadan tasarımı akış haline getirebiliyorsunuz. Nedir? İşte sign up sayfasını çizdiniz, oradan bir flow akışı belirtiyorsunuz. Bu arada Zeppelin ve XD için de geçerli bu ama Figma kullandığımdan tavsiye ettim. Sign up'da işte butona tıkladı, şu sayfaya yönlendir deyip bir akış dizayn edebilirsiniz. Bu sayede problemi bulduk, çözümü bulduk. Daha sonra wireframe'le belli bir akış yarattık ve buna görsellik kattık. Ve artık uygulamayı oturup kod yazmaya başlayabiliriz. Fakat her şey burada başlıyor. Hangi platforma uygulama yapmak istiyorum? Bu en büyük soru. Ve hangi tool'ları kullanmalıyım? Hangi programlama dillerini kullanmalıyım? Şimdi öncelikle ilk sayfalarda bahsettiğim, ilk kısımda bahsettiğim gibi developer bir app yapmak istiyor ve en iyi platform programlama dili nedir diye aratmaya başlıyordu. Fakat ilk yapacağı şey bu değil, biraz önce gördüğümüz gibi. Bu aslında bizim üçüncü ve dördüncü aşamamız. Kod yazmak işin aslında, yani nasıl diyebiliriz, emek kısmı. Siz sadece orada kod yazıyorsunuz. Orada tabii ki bu işin içinde çok büyük bir emek var, fakat en büyük kısmı kod yazmak değil kesinlikle. Kod yazma kısmına geldik, building kısmına geldik ve burada artık hem iOS hem Android'te app geliştirmek istiyorsanız cross platform tool'ları seçebilirsiniz. Nedir bu? Google tarafından geliştirilen Flutter ya da Facebook tarafından desteklenen React Native gibi tool'larla cross platform, yani hem Android'e hem iOS'e app'ler geliştirebilirsiniz. Tabii bunlar ne kullanıyor? İşte Flutter Dart kullanıyor. React Native ne kullanıyor? JavaScript ya da TypeScript kullanıyor. Onun dışında Android, Java ya da Kotlin kullanıyor. iOS'te de Swift ya da Objective-C kullanabiliyorsunuz. Bunların aslında baktığınız zaman ihtiyacınız olan şey en iyi programlama dili ya da en iyi platform hangisidir diye değil. Sizin işinize en iyi yarayacak şey hangisi? Ne kadar zamanınız var, ne kadar bütçeniz var ve bunu yapabilecek, buna sarf edebilecek bir eforunuz var mı? Burada da aslında tecrübenizden bahsediyorum. Diyelim ki siz JavaScript'te ve TypeScript'te çok iyisiniz ama native kısımlarda, yani Java ve Objective-C, Swift kısımlarında çok başarılı değilsiniz ya da tecrübeniz yok diyelim. Ve bu sizin için Flutter ya da React Native güzel bir başlangıcınız olabilir ve rahatlıkla cross platform bir tool seçebilirsiniz orada. Bu arada ikisinin de çıktısı native, yani size gerçek bir native uygulama hissiyatı veren ve gerçekten de native olan uygulama çıktıları veriyor. Kesinlikle bir tarayıcı içerisinde app yapmıyorsunuz, onu da belirteyim. Çünkü çok karıştırılıyor. Bir dördüncü seçenek var bahsetmediğimiz. O da hibrit uygulamalar. Burada Cordova ya da PhoneGap gibi çok basit anlamda yapabileceğiniz tool'lardır, hibrit uygulamalar. Daha öncesinde kullanmadım ve kullanmayı da tavsiye etmiyorum. Çünkü eğer basit bir başlangıç yapmak istiyorsanız React Native ve Flutter bu sizin için çok güzel bir başlangıç olabilir. Gayet kolay. Tabii belli başlı şartlar var oralarda da. Ve platformumuzu da seçtik, dillerimizi de seçtik. Burada kodlamaya da geçtik aslında, sayfalarımızı tık 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 sayfaları dizayn ettik ve onları kodladık. Fakat bunları yaptıktan sonra aslında en önemli kısma geldik. Test etme ve bunu paylaşma, dağıtma.
Ne demektir bu? Testing de aslında herkesin aklına şey gelir. Yani mevcut bir herhangi bir nesneyi, objeyi, herhangi bir şeyi kullanmayı deneme. Yani test etme. Ve onun amacına yönelik çalışıp çalışmadığını doğrulama. Testing'in amacı budur. Yani burada biz ne yapıyoruz? Bir mobil aplikasyonumuz var. Onu kullanarak onun gerçekten de dizayn aşamasındaki flow'daki gibi düzgün çalıştığını ve ayrıca problemi çözdüğünü test ediyoruz. Fakat bunlar birbirinden çok bağımsız konular oldukları için bu testin de kendi içinde bölümleri var. Bunlar da nedir? Manuel testing, unit testing ve end-to-end testing olarak değişiyor. Şimdi manuel testing genel olarak aslında elinizle yaptığınız, yani telefonunuz uygulamayı indirip manuel olarak test ettiğiniz, işte uygulamanızın beta sürümünü, alfa sürümünü indirdiniz ve daha sonra işte üye oldunuz, giriş yaptınız, daha profilinizi tamamladınız vesaire. Bunların hepsi manuel testing'in içerisindedir. Fakat burada kodla ilgili bir mevzu yok. Şimdi ikinci aşamaysa unit testing. Unit testing uygulama içinde kullandığınız komponentleri, işte kod bloklarını test edebileceğiniz kod bloklarıdır aslında. Yani kodu test eden kod parçaları. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü insan olarak her şeyi test etmeye imkanımız yok. Her şeyi test etmeye harcayacak eforumuz yok. Ve gözümüzden de kaçabilir. Ve bu yüzden unit test yazmak uygulamamız için çok faydalı olabilir. Ondan detaylıca bahsedeceğiz. End-to-end testing ise başka bir test biçimi. Burada yine kodunuzu test eden kod yazıyorsunuz. Fakat ikisi arasında derin bir fark var. End-to-end testte mesela bir mobil aplikasyonunuz var ve bu mobil aplikasyonunuzu test etmek istiyorsunuz. Fakat bu testi sanki arkadaki tüm sistemler çalışırken test etmek istiyorsun. Ne demek? İşte backendiniz çalışıyor. Mobil uygulamanızdaki sayfalar çalışıyor. Ve siz tüm flow'u test etmek istiyorsunuz kod parçası. Yani manuel flow'u aslında bir nevi kod ile test etmek istiyorsunuz. Ve burada yapabileceğiniz şey mesela end-to-end test için mobilde en çok kullanılan tool'lardan biri Detox'tur. Detox'u kuruyorsunuz ve o aslında bilgisayarınızda sanal makineler açıyor ve onun içinde emülatörler açıyor daha doğrusu. Ve onun içinde işte Android ya da iOS bir platform canlandırıyor ve onun içinde uygulamanızı yükleyip sizin yazdığınız kod parçalarını test etmeye başlıyor. İşte yani giriş yapma sayfasına gir, şu kullanıcı adı şifreyi yaz, şu butona tıkla, şu sayfaya geçiyor mu devamında test et. Yani burada ne test ediyorsunuz? Bir, sayfadaki butonların yerleri vesaire hepsi düzgün çalışıyor mu? Görünüyor mu değil, çalışıyor mu? Ve oraya yazdığınız kod parçası arka plana, backend'e bir istek atıyor mu? Ve o istek düzgün bir şekilde cevaplayıp flow'da daha sonraki sayfaya geçebiliyor musunuz? Aslında end-to-end test budur. Fakat unit test nedir? O açılan sayfada işte mesela input kısmında, yani girdi yazabileceğiniz, nedir girdi yazabileceğiniz kısım, kullanıcı adınız, şifreniz. İşte buralara kullanıcı adı şifrenizi yazabiliyor musunuz gibi. Ya da işte butonda bazı feature'larınız vardır. Mesela butonun rengi değişebilir. Butonun cihazlara göre size'ı, yani büyüklüğü değişebilir. Siz de unit test'te bu tarz probe'ları göndererek onu test edebilirsiniz. Uygulamamızı test ettik. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Ben uygulamamı geliştirdim. Uygulamayı geliştirdikten sonra bunu insanlara nasıl paylaşacağım? Çünkü kimileri Android kullanıyor, kimileri iPhone kullanıyor. Bir de ben App Store'a ya da Play Store'a bunu göndermedim. İnsanlar bunu nasıl indirecek? Buradaki temel problem sizin nerede çalıştığınız, nasıl bir app geliştirdiğiniz ve kiminle paylaşmak istediğiniz. Bunun da belli başlı tool'ları var. Mesela siz bir app geliştiriyorsunuz. Yine Airbnb'den örneklemeye devam edelim. Ve bunu
product takımına ve development team'e, yani in team'e ve beta testerleri göndereceksiniz. Bunların her biri farklı versiyonlar. Ve her birin konfigürasyonları, yani ayarları farklı. Ve bunlara göre uygulamanızı compile edip, yani build'lerini alıp distribute, yani paylaşmanız gerekiyor. Bu dağıtımda App Center gibi, işte Fastify gibi ya da sanırım App Circle, o da herhalde merkezi New York'ta ama Türklerden çıkan bir startup, yeni gördüm. Bu tarz tool'larla uygulamanızı compile edip, build'lerini alıp distribute edebilirsiniz. İşte Airbnb'de bir feature geliştirdiniz ve bunu test etmek istiyorsunuz. Öncelikle bunu takım içi test etmelisiniz ve daha sonra product takımına yollayıp oradan onay aldıktan sonra beta testerlere gönderip feedback'lere göre release çıkabilirsiniz. Şimdi bu süreçte ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle konfigürasyonlarınıza göre in team'de build aldınız, paylaştınız. Onlar size feedback yazdı. Test ettiniz tekrar. Geliştirme yaptınız o feedback'lere göre. Test yaptınız. Daha sonra yeni versiyonu product'a gönderdiniz. Product test etti. Dedi ki ya benim istediğim feature'da şöyle şöyle farklılıklar vardı. Hani tamam flow çalışıyor fakat business tarafında, yani iş planında, iş tarafında bu isteğimlerini tam karşılamıyor, örnek veriyorum. Orada birkaç düzeltme yaptırdı ve siz yeniden geliştirdiniz. Süreç tekrar etti. In team, daha sonra product, onay aldınız. Betalara gönderdiniz. Ve betalara göndermekteki kasıt da daha büyük scale'da, yani daha fazla insanı gönderip daha fazla feedback alma amacındasınız. Ve oradan aldığınız feedbacklerle yeniden bu döngüyü tamamlayıp en sonunda da release için bir aday uygulama gönderebilirsiniz. Aday diyorum çünkü App Store'da ve Play Store'da app'lerinizi gönderdiğinizde orada da bir manuel onay süreci var. Oradan da onaylanırsa daha sonra da bunu release, yani paylaşabilirsiniz, yayınlayabilirsiniz. Aslında launching the app kısmını da anlattık. Kısaca oradan bahsettik. Uygulamayı paylaşmaktan, şimdi marketing ve uygulamaya bakımı, uygulamaya nasıl bakım sağlayabiliriz? Şimdi bu başlı başına iki farklı konu aslında. Maintaining kısmı, yani bakım kısmı, eğer siz uygulamanızda bir teknoloji kullanıyorsunuz haliyle, işte Kotlin, Java, ne bileyim Swift, mesela Swift UI vesaire gibi, ya da Flutter, React Native. Orada bir kütüp, çok hızlı gelişen kütüphaneler, özellikle JavaScript tarafı ya da Flutter, React Native. Orada uygulamanızda bir gelişme yapıyorsunuz. Yani orada bir bakımını sağlıyorsunuz aslında. Ya da şu anda iPhone'larda model yükselttiler. İşte iPhone 12 geldi ve orada mesela iPhone 12 mini çıktı. Daha önce mini diye bir versiyon yoktu. Ve haliyle iPhone 12 mini alan kişiler uygulamasını, sizin uygulamasını, uygulamanızı 12 mini'ye yükledikleri zaman ekran daha küçük. Siz onun için bir dizayn yapmadınız ve onu revize etmek zorundasınız. İşte maintaining kısmı burada başlı başına bir problem. Yani uygulamayı ben geliştirdim, her şey bitti diye bir de bir şey yok. Orada uygulamayı tekrar tüm süreçlerinden geçip işte testing, distribution, işte development kısımlarından tekrar geçirip tekrar bir release almanız gerekecek. O yüzden maintaining de aslında başlı başına çok büyük bir alan. Ve marketing kısmı. Burada biz aslında çok takılıp kalıyoruz building kısmına, yani uygulama geliştirmeye. Fakat uygulamayı geliştirmemizin zaten asıl amacı bir problemi çözmek ve o çözdüğümüz problemi olabildiğince insanın çözmesi için yaygınlaştırmak. Ve siz bunu marketingten bağımsız yapamazsınız. Yani marketing nedir? Reklamdır. Reklamcılıktan bağımsız bunu yapmanız çok zor. Tabii ki viral reklam vardır vesaire ama günümüzde unutmayın milyarlarca dolar büyüklüğünde mobil uygulama, oyun uygulaması geliştirme firmaları var. Ve siz eğer bireysel ya da küçük bir şirkette bunu geliştiriyorsanız marketing alanına özel bir ilgi sağlamalısınız. Şimdi marketing kısmında birkaç grafiğimiz var. Bu 2017 senesinden bir grafik. Burada Google Play, Apple App Store ve diğer storeları görüyoruz. Başa tabii ki Google Play çekiyor. Şu an dünyada milyarlarca
Yani milyarlarca demeyelim. Sanırım 1,5 milyarın üstünde olması lazım. Belki yanılıyor da olabilirim. Güncel rakamlara hakim değilim şu anda. Android telefon var. Ve bu Android telefonu kullanan platforma, yani bu platforma app geliştiren developerlar var. Şimdi siz bir uygulama yaptınız. Tekrar başa döndük. Problemi tespit ettiniz, çözdünüz, dizaynını yaptınız, build yaptınız vesaire vesaire. Fakat diyelim ki orada sadece Android'i seçtiniz. Ama yaptığınız, çözdüğünüz problem de mesela aylık ya da haftalık bir ödeme almak istiyorsunuz insanlara hizmeti sunmaya devam edebilmek için. Şimdi burada mantıklı olan şey Google Play değildir aslında mesela. Apple App Store'dur. Niye? Apple'da uygulama için para ödeyebilecek insan sayısı daha fazla. Kullanıcı sayısı daha fazla. Ve burada şunu düşünmeniz lazım. Ben Play Store'a yani Android'e app geliştirdim. Fakat para kazanamıyorum ve ben buna bir emek harcadım. İşte burada yapmanız gereken şey ta en başından itibaren bu marketing işine de biraz kafa yormak. Bu sondaki bir süreç gibi görünse de aslında marketingi de biraz başta yapmak faydalı. Tabii şu an bir marketingten bahsetmiyorum genel manada. Sadece marketing yapabileceğiniz mecrayı seçmekten bahsediyorum. Apple App Store'da kullanıcılar çok daha fazla para ödeyebiliyor ve sizin uygulamanız ücretli hizmet kullanıyorsa tabii ki de Apple App Store. Fakat uygulama izinleriyle ilgili bir problem yaşıyorsunuz. Mesela çok farklı bir uygulama yaptınız işte, işte telefonun root izinlerine erişmek istiyor vesaire. Tabii ki Play Store, yani Apple'da bunu onaylanması çok zor. Ya da örnek verelim. Instagram'da like botları yapıyorlar insanlar ya da Instagram analiz tool'ları. Şu an Apple App Store bunu onaylamıyor ama Play Store'a yapabilirsiniz. Ve bu yüzden işin de marketing kısmı önemli. Eğer siz bu süreci sadece öğrenmek için yapmıyorsanız, sadece öğrenmek için yapmıyorsanız kesinlikle market araştırmasını da yapmanız gerekiyor. Hangi platforma hangi ürünü geliştirmeliyim? Yine 2017 senesinden çok güncel bir veri değil. Fakat şunu görebiliriz. Mobil app pazarı aslında 10 yıllık bir pazar. Hatta 11-12 yıllık bir pazar. Özellikle akıllı telefonlardan itibaren sayıyorum bunu. Fakat her sene ciddi miktarda büyüyor. Şöyle düşünün, dünyada kaç insan doğuyor? O doğan insan kadar erişkinliğe geçen insanlar da var ve bu insanlar telefon alıyorlar. Ve o kadar insan sizin potansiyel müşteriniz. Ve bu yüzden mobil pazar önümüzdeki uzun yıllar daha ölecek bir pazar gibi durmuyor. Bu yüzden bu işin önemi çok büyük ve bu alanda geliştirme yapmak aslında çok mantıklı görünüyor. Şu anda aslında özet kısmı bitti. Biraz daha teknik konulardan bahsedebiliriz. Tabii biraz daha soru cevap mantığıyla gitmek istiyorum. İşte soru cevap gidersek benim için de güzel olur. Evet arkadaşlar, Tekrardan merhaba. merhabalar. Eğer arkadaşlar sorularınız varsa chat kısmına yazabilirsiniz. Şimdi soruları ekrana yansıtacağız. Varsa eğer sorularınızı alabiliriz. 5-10 dakika bekleyebiliriz. Güzel bir sunum oldu aslında. Biraz mobil develop kısmında genel anlattık böyle. Süreci anlatıyor aslında. Evet. Güzeldi gerçekten. Evet, sorularınız varsa alabiliriz bu arada. Okey. Bu arada benim aslında bahsetmek istediğim farklı konular da var. Son zamanlarda bağımsız geliştiricilik çok popüler olmaya başlayan bir konu. Nedir bu? Sizler herhangi bir şirkete, takımlara bağımlı olmadan ürün geliştiriyorsunuz ve bu geliştirdiğiniz ürünlerle para kazanıyorsunuz. Buna bağımsız geliştiricilik deniyor. Şu anda da aslında bunun bir komünitesini yürütmekteyim. Şu an hiç etkinlik yapamazsam da Indie Hackers Turkey diye. Bu mobil uygulamayla aslında derinden bağlantılı. Nedir?
bir mobil uygulama geliştirdiğinizde aslında siz bir aynı bir restoran açıyorsunuz. Yani bir cadde üzerine trafiğin olan bir yeri aslında bir restoran açıyorsunuz ve oradan müşterileri içeri çekmeye çalışıyorsunuz. Ve bu aslında sizin bir gelir kapınız olabilir. Ve bağımsız geliştiricilik bu yüzden çok önemli. Özellikle ben bunu üniversitedeki öğrencilere çok tavsiye ederim. Araştırsınlar bağımsız geliştiricilik nedir. Mesela geçenlerde gördüğüm bir uygulama vardı. Sadece işte iPhone, mesela siz iPhone teknolojileri kullanıyorsanız, ya Apple teknolojileri kullanıyorsanız bir fotoğrafı bilgisayarınıza AirDrop'la gönderdiğinizde nokta H işte H gibi bir formatla gidiyor işte H diye. Ve bunu sizin convert etmeniz lazım JPEG ya da PNG'ye bir yere yollayabilmek için. Tek yaptığı uygulama çok basit. 1-2 dolarlık bir uygulama. O dosyayı alıyor, convert ediyor. Bu kadar basit. Ve bunun mobil uygulaması yoktu bu arada. Yani mobil uygulaması da yapılabilir. Ve hesaplamama göre bir 50 bin dolar civarında bir para kazandı. Şimdi biz bazen şeylere çok yaklaşamıyoruz. Yani hani öyle bir app yapmalıyım ki işte cloud'da yürümeli, 100 tane sayfası olmalı, milyonlarca insan kullanmalı. Katılmıyorum. Hani çok basit bir converter bile, hani o dosya uzantısı değiştiren bir app bile çok farklı size kapılar açabilir. Farklı insanlarla çalışabilirsiniz. Bu bahsetmek istediğim bir konuydu. Bu arada chatten bir soru geldi. İsterseniz onu Okey. alalım ekrana alabilirsek. Şükrü sormuş. Mobil uygulamanızın içerisinde tasarladığınız oyunları nasıl aktarabiliriz? Bunun hakkında bilgi verebilirseniz çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Galiba şeyden bahsetmiş burada. Bu mobil uygulamada mesela örneğin bir kod dilinde bir normal bir uygulama geliştirdiniz herhangi bir uygulama. Bunun içerisinde menü kısmında oyun kısmı var. Enter G'yi soruyor sanırım. Unity ile kodlayıp C Sharp'la ikisini birleştirmeyi soruyor sanırım. Anladığım kadarıyla. Oyun geliştirme aslında başlı başına farklı bir alan. Evet. Ama oyun geliştirmede şiddetle Unity'yi tavsiye ederim. Mobil için geliştiriyorsanız. Benim de birkaç denemem oldu Unity ile. Gayet hızlı bir şekilde öğrenip oradan geliştirebilirsiniz. Fakat başka teknoloji şu anda aklıma gelmiyor. Evet. Öyle. Yusuf abi peki iOS için hani uygulama geliştirmek için harbiden bizim Apple bir Mac'e ihtiyacımız mı var? Yani Windows'ta falan yapılamıyor diye biliyorum ben. Doğru değil Hiç mi bu? Yani bunun korkuyorum. için Evet, ya aslında bu sorunun cevabı hem evet hem de kısmen hayır. Çünkü bazıları işte Hackintosh diyorlar galiba bunu. Bilgisayarına Hackintosh yükleyerek bunu yapabildiğini söylüyorlar. Fakat ben inanmadım. Çünkü bir MacBook'unuz ve iPhone'unuz varken bile milyon tane problem yaşıyorsunuz. Zannetmiyorum yani o arada böyle bir şey olabileceğini. Maalesef gerekiyor ama şu da bir gerçek. Ben üniversitedeki en iyi yatırımım, ben de şey Ubuntu kullanıyordum bu arada. Ya 2-3 sene kullandım rahatlıkla. Ta lisede başlamıştım Ubuntu kullanmaya. Ama üniversitede işte çalışmaya başladıktan sonra işte web site falan yapıyorum böyle hareketli zamanlarımız. Oradan kazandığım ilk parayla bir MacBook almıştım. Bu hayatımın en iyi yatırımıydı. Mesela o zamanlar dolar alsanız hani şu an çok değerlidir gibi düşünüyor ya insanlar. Yok, kesinlikle o zaman bir MacBook alsam çok daha iyiydi. Ve ikinci el bir MacBook almıştım. Hatta onun da içindeki işte birkaç parçasını değiştirip onu satıp bir versiyon daha yükseltmiştim vesaire. Güzel zamanlardı. o zamanlar tabii dolar gibi çıkıyor falan. Aynen Evet. öyle. Şu an alamıyoruz. Önünden bile geçemiyoruz tabii. Ama şu anda farklı fırsatlar var. Aslında her krizde bir fırsat doğurur. Mesela nedir? Sizler şu anda çok rahatlıkla işte freelance sitelerden ya da farklı online mecralardan, yurt dışından parça bazlı işler alabilirsiniz. Ve oradan aldığınız ufak işler sizi günlük hayattaki harcamalarınızı rahatlıkla karşılayıp üstüne para bırakır. Çünkü o aradaki alım gücü çok değişiyor. Yani döviz kazandığınız zaman otomatikman burada belki bir senior yazılımcı maaşını alabiliyorsunuz bir anda. Bu kesinlikle Aynen. yapılması lazım. Çünkü
Günümüzdeki en büyük yatırım aslında sermaye ve sermaye para değil. Sermaye öğrendiğiniz, okuduğunuz kitaplar, yaşadığınız tecrübeler, geliştirdiğiniz uygulamalar hepsi. Oradaki sermaye ne kadar arttırırsanız size bunun dönütü çok fazla olacak. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu arada sunumda ben hızlıca birçok şeyden bahsetmeye çalıştım. İşte uygulamada dizayn nasıl yapılır vesaire gibi. Bizim mobil uygulama geliştirirken en büyük karşılaştığımız problem müşteri ne istediğini bilmiyor. Ve sizin o müşterinin ne istediğini anlamanız başlı başına bir iş. O işi de tecrübe kazanarak öğrenebiliyorsunuz. Hani tecrübeyi nasıl kazanırsınız? İşe başlayarak. Aslında orada böyle bir paradoks var. Ama bir şekilde yapmanız lazım. Yani işin içine balıklama gireceksiniz. Belki bir şirkette vesaire. Ve orada o tecrübeyi kazandıktan sonra işte artık dizaynlarla işte Figma üzerinden, XD üzerinden dizayn yaparak gerçek bir mobil akış diyagramı çizmeyi öğrenebiliyorsunuz. Ve ondan sonra da development'a geçebiliyorsunuz. Yalnız development'ta şöyle bir sıkıntı var. Eğer siz dizayn kısmında ne istediğinizi tam olarak bilmiyorsanız zaten development'a başlamanız çok mantıksız. Ben bunu ilk zamanlar çok iyi fark ediyorum. O zamanlar dizayna çok fazla bakmazdım. Şey derdim ya hani ya ne olabilir ki mesela bir kullanıcı üyelik ve giriş sayfası ne kadar zor olabilir? Eğer bir işte multi-tenancy falan yapmışsanız yani böyle işte kullanıcılar işte şirketlere bağlı, şirketler işte farklı subscription'ları var falan. Orada o kadar çok diyagram var ki başlı başına büyük bir iş. Yani orada flow'ları çok iyi bilip o flow'ları da küçük küçük task'lara bölmek gerekiyor. Ve bunu böldükten sonra da hani o task'lar üzerine tık tık gidebiliyorsunuz. Zaten o task'ları da görünce artık hani hangi library'leri işte kütüphaneleri kullanmalıyım vesaire gibi soruları daha net cevaplayabilirsiniz. Bu arada soru gelmiş tekrar Mustafa'dan gelmiş. Mobil seçmeyi nasıl karar verdiniz? Güzel soru. Başta sanırım oyun kodluyordunuz değil mi? Unity ile C# var. Yok yok. Ben aslında Scati'de mobile başladım. Orada bizim product manager'ımız vardı. Murat Gölcü, çok sevdiğim bir abim. Onun tavsiyesiyle aslında mobile yönlendirildim. Çünkü mobilin geleceği çok daha parlaktı. Fakat işte o zamanlar daha böyle frontend ağırlıklı şeyler yapıyordum. Fakat mobile geçince hani onun bambaşka bir dünya olduğunu, geleceğinin çok parlak olduğunu görüp buna devam etme kararı aldım. Ve iyi bir tercih. Çünkü biraz önce o grafiklerde de gördük yani her sene çok 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 artıyor sayı, kullanıcı sayısı. Ve bu alanda kendinize bir yatırım yapmanız çok faydalı olur. Başka bir sorumuz daha var. Mobil kısımda backend tarafında mı cloud sistemi de çözebiliriz yoksa .NET gibi teknolojiler mi kullanmalıyız diye bir soru gelmiş Burcu'dan. Backend tarafında cloud mı yoksa .NET mi kullanmalıyız, hangisi? Yani aslında mobil app geliştirirken hangi backend'i kullanmalıyız gibi bir soru anlıyorum buradan. Bu aslında yine şeye gidiyor. Sizin iş planını çok iyi anlamanıza bağlı. Mesela hemen hızlıca bir örnek verelim. Şu anda Getir, Banepi gibi uygulamalar var. Mesela ben o app'leri geliştirmek istiyorsam eğer şunu düşünmeliyim. Şimdi benim kaç tane kullanıcım olacak? Ve ne kadar param var? Market yapacağım ve her ay kaç kullanıcı gelecek? Ve az çok bir kabaca hesaplamayla benim uygulamamı milyonlarca insan kullanacak. Şimdi bir kullanıcı uygulamayı açtığı zaman ürünler listeleniyor değil mi? İşte o her ürünün fotoğrafı, oradaki ürünlerin bilgileri, işte lokasyon bilgisine yönelik stok bilgileri vesaire vesaire milyonlar, işte binlerce orada data ilişkisi var. Şimdi böyle bir sistemin backend'ine yazıp İşte ben bunu sunucuya koyarım, DevOps'unu yaparım demek mantıksız mesela. Ben olsam işte Google Cloud'a ya da AWS'e ya da farklı cloud provider'lara koyarım ve orada iş planıma göre backend'imi yazarım. İşte dilden bağımsız konuşurum bunu. Java olabilir, işte TypeScript olabilir, JavaScript olabilir. Bunları yazıp bunun üstüne de mobil app'imi geliştiririm. Yani
Burcu'nun burada sormak istediği sorunun cevabı aslında çok daha geniş. Önce işi anlamak lazım. Benim işim ne yapıyor? Hemen çok hızlı başka bir örnek verelim. Mesela bu Converter app'ten bahsetmiştik. Resim formatını çeviren. Onun mobil uygulamasını yapacaksam çok basit. Yani en kötü Google Cloud'dan bir sunucu açarım hızlıca. Ya da AWS'ten EC2 açarım ya da DigitalOcean'dan bir droplet açarım. Ve oraya basit bir server kurarım. Yani hani resmi at, convert et, geri al. Hatta bu Converter app için aslında backend'e de ihtiyaç yok. Ben mobil içinde bunu zaten çözebilirim. İşte onun bir library yazarım. O resmi alır, tık 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 döndürür ve bu sayede çıktısını verir. Yani server olmadan bu işi de halledebilirim. Yani aslında Burcu'nun geniş spektrumdaki cevabı buydu. Ya aslında projeden projeye değişiyor aslında. Neler evet. kullanmak gerekti. Evet. Aynen. Başka soru varsa alabiliriz arkadaşlar. Onun dışında. Ya bu arada evet. zaman ayırıp geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. Rica ederim. Ne demek? Sizlerin soruları var mı? Bu alanda ilgilendiğiniz. Şöyle, ben aslında bu alanda ilgileniyordum. Mesela cross platform için Prolific teknolojisini kullanıyorum. Android ise Kotlin'i kullanıyorum. Bu Android biliyorsunuz Java'yı, genelde Java ile kullanıyordu. Google desteğini çekti ve Kotlin'e geçti. Evet, evet. Öyle ki biraz da aslında syntaxları birbirine benziyor. Kotlin biraz daha kısa kod tutabiliyorsunuz. Data class'larda vesaire. Şimdi Türkiye'de baktığımız aslında bu Flutter teknolojisine yeni yeni geçiyorlar sanırım. Bu yurt dışında bayağı popüler, Türkiye'de popüler ama şirketler geleneksel kalıyor biraz daha. Yani Java'da kalıyorlar. Yani ne bileyim C# kalabiliyorlar. Burada Flutter'ın geleceğini nasıl görüyorsunuz diye merak ediyorum aslında. Popüler bir popüler iş aslında. Bence çok güzel bir soru sordun. Öncelikle aslında buradan iki soru çıkartıyorum ben. Birincisi insanlar hani Java'dan Kotlin'e geçmeye çalışıyorlar. Hani orada bir sıkıntılı süreç var. Hani bunun hakkında aslında biraz ne düşünüyoruz? Ve de bunu yapmalı mıyız? İşte neler yapabiliriz? İkincisi de yine Flutter'la ilgili. Aslında birinci sorunun cevabı güzel. Şimdi bizler hepimiz genç olarak aslında Java'cılar, bu arada Java'cılar biraz hani alınmasınlar ama dinozor diyoruz biz ona sektörde. Hani sektörün hani iyileri tabii ki ama baktığınız zaman biraz dinozorlar ve bizler gençler olarak insanları motive etmeli. Onlara biraz yeni ufuklar açmalıyız. Kotlin kesinlikle çok çok başarılı birçok açıdan. Çünkü Sugar Syntax denilen bir mevzu var. Yani yazdığınız kodu biraz daha böyle kısa yazmak. İşte mesela JavaScript'te olan şeyler hani çok hızlı işte birkaç kısa parametreyle aslında 3-4 satırlık şeyleri yazmak. İşte Kotlin size bunu sağlıyor ve çok daha yeni ve bu yüzden Kotlin yazmak mantıklı ama orada bir trick var, yani bir ipucu var dikkat edilmesi gereken, o da şu: sizler eğer bir takımınız var ve o takım cross team ise, ne demek cross team? Takımınızdaki herkes mesela hem backend hem mobil hem frontend yazıyorsa, örnek veriyorum, frontend'i geçeyim, işte mobil Android'de Java kullanıyorsunuz. İşte backend'de yine Java kullanıyorsunuz. Şimdi orada mesela Kotlin yazmak mantıklı mı bilmiyorum. Çünkü hani takımda herkes Java yazıyorsa bence tüm takımın Java'da devam etmesi mantıklı görünüyor. Şimdi işte orada da böyle bir trik var. Evet. İşte bana genelde soru soran insanlar şey bekliyorlar. Yani hani ya Yusuf, bunun cevabı A mıdır B midir? İşte ben diyorum ki Z'dir. Hani hiçbir şeyin cevabı net değil o yüzden. Duruma göre değişebilir. Bu bir. İkincisi, Flutter konusunda şöyle bir mevzu var. Flutter kesinlikle önü çok açık, çok başarılı. Flutter bana biraz uzak geliyor. Çünkü geçmiş tecrübelerime göre Flutter'daki UI dizaynı, işte conditionlar biraz daha farklı. Çünkü Dart kullanmadım. Ama birkaç tane workshop videosu izlediğim zaman Flutter'da bazı sayfaları diğer tool'lardan, yani mesela React Native'den çok daha hızlı geliştirdiklerini görüyorum. Ve UI'yi de gayet güzel. Hem
tüm mobil phone size'larını destekliyor. İşte büyük ekranlı telefon, küçük ekranlı. Bir de işte hem bunu destekliyor hem hızlı geliştirebiliyorsunuz. Şimdi bunlara baktığınız zaman eğer sizin şirketinizde bir maddi olarak hem de developer olarak bir sıkıntı varsa Flutter kullanmak bence çok mantıklı. Ya da bir ufak proje yapıyorsunuz, hemen deneyebilirsiniz. Hani oradaki tecrübenizle ileride daha büyük projelerde tekrar tekrar edebilirsiniz. Ya Flutter'da herhangi bir değişiklikte direkt görebiliyorsunuz ekranda. Yani hızlı bir şekilde görebiliyorsunuz herhangi bir değişiklikte. Dediğiniz gibi UI kit de bayağı güzel yani. Bayağı şeyler var yani. İşte benim tek çekindiğim mevzu şu. Google çok güzel ürünler geliştiriyor. Yani aktif olarak da ben kullanmaya çalışıyorum. Ama Google desteğini de çok hızlı çekiyor. Mesela şu anda Google Hangouts kapanacak yakın zamanda. Google Hangouts WebRTC kullanan ilk video call uygulamasıydı ve muazzam çalışıyor. Yani şu an ben size chat ediyorum. Videodan çıkmak istemedim. Telefondan açıp burayı kapatıp oradan devam edebiliyordum hızlıca. İşte mesela onundan desteğini çekiyor. Onun için Google Wave vardı. İşte siz mesela yazı yazarken Enter'a basıp karşıya göndermeniz lazım. Google Wave ile buna gerek yoktu. Yazdığınız otomatikman real time görünüyordu. İşte Flutter'da eğer desteğini çekmezse 3-4 sene sonra çok güzel. Ama işte böyle bir kötü bir reputasyonu var. Bu beni çok çekindiriyor. Evet, Kotlin'i yanlış hatırlamıyorsam 2017'de destek vermeye çalışmıştı bir etkinlikte Kotlin'e. Kotlin'i devam ediyor şu an Google. Evet. Yani Google'ın şeyleri de çok güzel. Bu eğer mesela Google Developer Expert olursanız işte size San Francisco biletinizi alıyor, her sene götürüyor, oraya geri getiriyor, işte oradaki masrafları karşılıyor vesaire. Google'daki network çok çok farklı. Tabii burada biraz daha cloud'a yönelmek lazım. Orada bu arada Azmi'nin yayını çok güzeldi cloud'la ilgili. İşte onun mobil tarafına gelirsek de işte Google'ın cloud tarafında biraz daha bazı şeyleri high level'a çekmesi gerektiğini düşünüyorum. İşte nedir? Mesela bu AWS'e çok yapmaya başladılar ve mobilcilerin birçoğu oraya kaçıyor. Büyük ihtimalle yakın zamanda Google böyle bir ürün geliştirir. İşte siz çok hızlı bir şekilde infra'ya bakmıyorsunuz, DevOps'u yapmıyorsunuz. Cloud üzerinden kodlarınızı yazıp deploy alıyorsunuz ve backend'iniz hazır. Oradaki endpoint ile Flutter kullanarak otomatik entegrasyonla app yapmak. Yani hayallerimizde bu var. Bu arada bunu third party olarak yani bizler de yapabiliriz. Umarım bir aramızdan babacan çıkar ve yapar. Biz de kullanırız seve seve. Süper olur ya gerçekten böyle bir şey olursa eğer. Ya ama şu beni biraz üzüyor. Sürekli herkes işte bir şeye nasıl başlayabileceğini tartışmaktan asla devam edemiyor. Sürekli nasıl başlarım ve işte mesela hangi kitabı tavsiye edersiniz? Yani bu mesela YouTube aleminde özellikle en gıcık kaptığım soru hangi kitap? Kesinlikle bu bir süreç aslında. Yani o süreç zaten girmişseniz devamı geliyor. Ama benim kendi başlama sürecinde şunu inkar etmiyorum. Şans çok büyük bir faktör. Buradan neden kastediyorum? Sizin karşınıza çıkabilecek insanlar sizin en büyük şansınız yazılım geliştirme sektöründe. Ve bu ne demek? Network demek. Network'ü nasıl sağlarsınız? Etkinliklere katılarak, işte onlarla etkileşime geçerek yapabilirsiniz. Mesela aklımda eğer bir soru olan varsa Twitter'da bana yazabilirler. Twitter üzerinden mesaj yollayabilirsiniz de LinkedIn'den. Hemen oradan... o zaman paylaşalım Twitter hesabımızı ve LinkedIn hesabımızı. Moderatör arkadaşlar paylaşabilirse bu sırada süper olur. Chat kısmına. Bunu da ekleyeyim dedim oraya. Okay. Yani o network kısmı gerçekten çok önemli. O yüzden network'e önem vermek lazım. İşte o şans faktörü ona bağlı. Ama ben zaten baktığım zaman Türkiye'de eskisi gibi bir community de yok. Yani şu an çok çok daha iyiye gidiyor. Bizim zamanımızda hiçbir şey yoktu. Yani bizim zamanımız dediğim işte 3-4 sene önce. Ama çok hızlı değişiyor bu ekosistem. Bu ekosistemi ayak uydurmak da çok zor değil aslında.
Kesinlikle. Arkadaşlar bu arada sorularınız varsa alabiliriz hala yani devam edebiliriz sorularla. Eğer sorular yoksa canlı yayını yavaş yavaş sonlandırabiliriz. Bu arada biz aslında reaktif olarak da hiring de yapıyoruz. Yani işe alım yapıyoruz. Bu arada İngilizce kelimeler için kusura bakmayın. Hani günlük hayatımın çok büyük bir kısmı hani toplantılarla geçiyor ve mecburen bunlarla konuşuyorsunuz. Türkçe'ye dönmek çok zorlaşıyor. İşe alım yapıyoruz. Bunun için yine yazabilirsiniz. Eğer JavaScript bazı teknolojiler kullanıyorsanız, mobil geliştirmeye önem veriyorsanız kesinlikle yazın. Hatta yakın zamanda bir böyle stajyer alımı da yapmayı düşünüyoruz yani. Süper. Çete bakıyorum galiba sorular da gelmemeye başladı. Yani soru yeni bir soru. İsterseniz yavaşça kapatabiliriz canlı sonuna gelebilir. Eğer eklemek son bir şey yoksa. Var mı? Yani bu kadar. Aklıma gelen bir şey yok benim tarafımda. Çok teşekkür ederim bu arada. Muazzam bir iş yapıyorsunuz. Bu karantina zamanında etkinliklere devam etmek adına yeni başlayacak kişilere bir fırsat veriyorsunuz bu sayede. Bunlar çok değerli. Biz de ve ben de elimden geldiğince destek olmak isterim her zaman. Teşekkürler. Öncelikle Biz biz teşekkür teşekkür. ederiz asıl yayınımıza Yani geldiğiniz için, bizi kırmadığınız için, değerli kesinlikle öyle. vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. O zaman yavaşça biz canlı yayını sonlandıralım. Sizi arka plana alalım Mustafa abi. Sonra biz de canlı yayını kapatırız. Sonlandıralım yapıp. Geldiğiniz Okey. için tekrar teşekkür ederiz. İyi Rica akşamlar. ederim. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Arkadaşlar evet biz canlı yayınımızın sonuna geldik. Bugün Node kısmında yüz kısmı bizlerle oldu. Gelecek etkinliklerimizi takip etmek adına chat'e bir link paylaşacağız şimdi. Bu linkten DSC Mock'un sosyal medya hesaplarını ve etkinliklerine ulaşabilirsiniz. Eğer Discord kanalımıza gelirseniz bu etkinlik süreçlerini, gelecek etkinlik süreçlerini oradan takip edebilirsiniz. Özellikle Discord kanalımıza gelip. Bunun dışında aramızdan sen eklemek istediğin varsa son olarak ekleyebilirsin. Sonra da yavaşça kapatalım istersen. Ben yayına gelen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Başka da bir diyeceğim bir şey yok. Herkese iyi akşamlar. Gelecek etkinliklerde görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar.